Sevgili izleyenlerimiz, hepinize merhabalar. Sosyal medyadan efendim, Facebook üzerinden, YouTube ve tabii ki diğer sosyal medya üzerlerinden Güne Bakan Hakan programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şu anda tabii sizlerle birlikte yine güzel bir saat geçireceğiz ve bugün sevgili izleyenlerimiz 15 Ekim Dünya Beyaz Görme Engelliler, Beyaz Baston daha doğrusu Engelliler Günü ve Kör ve Görevleri Günü olarak bugün geçmekte. Biz de bugün efendim Sivas'ımızda bu konuda aktif olan, bu konunun içerisinde özellikle tabii engelli ailelerinde çok yakından tanıdığı, hepimizin sevdiği bir abisi diyebiliriz. Selman Devecioğlu beyefendiyi konuk olarak ağırladık. Çünkü engelli arkadaşlarımız ve özellikle görme engelli arkadaşlarımızın şehir içinde yaşantıları ve şehir içinde tabii onların başından geçenler veya da şehrimizde engelliler adına yapılan birçok konu veya da eksiklikler, bunları böyle hem bu işi yaşayan, hem içinde olan, hem de kendisi bir görme engelli en doğru kişi olarak biz dedik ki bugün 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Engelliler Günü'nü özel olarak konuk edelim dedik ve konuşacağız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk Hakan Bey, nasılsınız? Çok teşekkür ederiz efendim, iyiyiz. Elimizden geldiği kadar, dilimizin döndüğü kadar kamuoyuna birçok konuları aktarmaya çalışıyoruz. Bugün de sizleri ağırlayalım istedik ve şu anda bu programda tabii ki birçok konuyu konuşacağız. Umut ediyoruz ki izleyenlerimize de güzel bilgiler, güzel fikirler ortaya çıkarırız diyoruz. Öncelikle Selman Devecioğlu kimdir, ne yapar, şehirde hangi görevi üstlenmektedir? Bir duyalım mı? Tabii ki. Öncelikle teşekkür ediyoruz. Sosyal medya yayıncılığı gerçekten yani büyük bir Sivas'ta adım oldu. Hı hı. Ve her günde takip ediyoruz. Eyvallah. Sesiniz böyle yani canlı canlı sesinizi duymak sabah sabah bizleri gerçekten keyiflendiriyor. Yani kalkıyorum sırf sizi dinlemek için. Ah, ne güzel, teşekkür ederim. Selman Devecioğlu Niğde Cemil Meriç Kölger Okulu'nda ilkokulunu okudu. Liseyi Konya Akşehir Selçuklu Lisesi'nde tamamladım. Üniversiteyi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tarih Bölümünde başladık ve Sivas'ta bağlantımız başladı. Yüksek lisansımız Nevşehir Üniversitesi Tarih Anabilim Dalı'nda. Sonra Karabük, Eski Pazar, Ankara derken yeniden Sivas'ta öğretmen olarak devam ediyoruz ve engelli çalışmalarında Sivas'ta görev yapmaya gayret ediyoruz. Harika. Peki şimdi Selman Hocam, yani şehir olarak huzurlu, güvenli, çok sıcak, sempatik şehirlerden bir tanesi Sivas olarak. Engelleri aşabiliyor muyuz biz bu şehirde? Şöyle bir şey diyeyim. Sivas olarak öncelikle üniversiteye ilk geldiğim 2004 yılında bir tedirginlik yaşamıştım. Demiştim ki bu Sivas'ta ne yaparız? Engeller konusunda pek bilinçli değil Sivas'ımız. Demiştik ve bayağı bir zorluklar yaşadık. Ama gerek engellilerin daha çok sokağa çıkması, gerek devletin engellilere verdiği destek, gerekse en önemli destek de ben medyayı görüyorum. Medyanın başarılı engellileri ön plana çıkarması, her zaman böyle yani ajitasyon dediğimiz haberleri yapmak yerine engellilerin başarılarını ortaya koyan haberleri yapması nedeniyle Sivas ve Türkiye engelliler konusunda baya baya çağ atladı. Ve hizmetler de çok güzel oldu. Birçok ile baktığımız zaman Sivas o illerde yarışabilecek konumlara geldiğini söyleyebilirim. Yani çünkü ben Ankara'yı da gördüm, Karabük'ü de gördüm, farklı illeri de gördüm. Evet. Sivas'ın insanları daha duyarlı, bir de yardımsever bir halkı var aslında Sivas'ın. Ben Konyalıyım, eşim Sivaslı ve kendim artık memleketimi pek bilmem. Çünkü hep yatılı okullarda okudum. Kendimi de artık Sivaslı oldu sayıyorum. Çünkü gitmeyeceğim, sevdim bu memleketi. Evet. Ve Sivas'ta kendi memleketimizin, kendi özümüzün, kendi Anadolu halkımızın mayasını görüyorum. Ve şunu diyorum, yani sarı çizgileriyle kaldırımdaki ufak tefek böyle belediyenin yaptığı, valinin yaptığı farkındalık programlarıyla yani bir makamın kapısını çaldığımızda reddedilmemişimizle aslında Sivas bayağı bir ileride. Yani birçok konuyu açtık diyorsun değil mi? Engelleri açtık bu şehir tabii olarak. Tabii ki birçok konuyu açtık. Yani şu an daha sonra da değiniriz, belediyenin mesela sesli durak uygulaması vardı. Başlamıştı. Bu Ankara'da duraklar sesli değil. Yok. Yok. Şu anda otobüsleri inşallah sesli hale getireceğiz. Yine görüşmeleri de yapacağız. İstekte bulunacağız. Yani yine belediye anlamında kurslar, şu anda halk eğitimin verdiği kurslar, halk eğitim olarak verilen kurslar Türkiye'de ilk. Şu anda bu engelli, görme engellilere ve engellilere yapılan
kurslarda halk eğitimlik Sivas da başlattı. Hı hı. Ve siz de bu kurslarda öğretmenlik yapıyorsunuz değil mi? Evet. Bizler ilk 2014 yılında Sivas'a geldiğimizde halk eğitimde kurslarımıza başladık. İlk önce görme engelli arkadaşlara kabartma yazı. Sonra yine görme engelli arkadaşlara santral operatörlüğü. Evet. Kabartma yazıyı görenlere öğrettik. Santral operatörlüğünü, santralist belgesini yine görenlere vermeye başladık. Çok güzel. Evet, bilgisayar kursu verdik. F-klavye kursu verdik. İmamlarımıza, müezzin ve din görevlilerimize kabartma yazıyla Kur'an-ı Kerim kursu verdik. Bağımsız hareket, beyaz baston kullanımı, görme engellilere nasıl davranmanız gerektiğini üniversite öğrencilerine ve diğer öğrenci arkadaşlara eğitim verdik. BESYO'ya ve sosyal hizmetlere, rehberlik, psikoloji bölümlerine verdik. Ve halk eğitim şu anda yaptığı çalışmalarıyla gerçekten şu andaki müdürümüz Ramazan Bey bu konuda hem çok duyarlı, hem engelleri tanıyan bir insan, evet, hem de aktif ve çalışkan bir insan ve yani bu kursların da devamını çok arzulayan birisi. Kurslarımız şu anda pandemi sürecinde olsak bile bazı sıkıntı, kronik olmayan engelli arkadaşlarımıza yönelik şu an tarih kursları ve EKPS hazırlık kurslarını da veriyoruz. Hani bu kurslar Ankara'da ve İstanbul'da daha yeni yeni yapılırken bizleri görenlere ve ilk olarak bunları Sivas'ta başlatmış olduk. Yani Sivas olarak çok iyi yerdeyiz değil mi? Engelliler ve engelli olan vatandaşların hizmet alması açısından bu şehirde işte Sayın Selman Hocamızın da söylediği gibi birçok kurs var ve tabii bu kurslar devam da ediyor değil mi? Yani hani öyle yaptık, tekrar bitirdik diye bir şey yok. Her dönem bu kurslarla ilgili Halk Eğitim Merkezi'nde, Akşam Sanat Okulu'nda duyurular yapılıyor. Mutlaka. Evet. Ve şu anda devam eden bir kurs var mı? Şu anda devam eden EKPSS öğrencilerimize yönelik EKPSS 15 Kasım'da EKPSS sınavı yapılacak. Evet. 80 bin engelli başvurdu bu EKPSS sınavına ve bu sınavla yönelik tarih kursu açtık. Tarih kursu haricinde gönüllü etütler arkadaşlarla birlikte, üniversite öğrencileri arkadaşlarla birlikte etütler yapıyoruz. Onlar gelip ders anlatıyor. Yani maske ve sosyal mesafeye dikkat ederek kurslarımızı yavaş yavaş başlattık. Ve her gün akşamları kursumuz hafta içi devam ediyor. Ve yani dediğimiz gibi öğrencilerimizin hiçbir zaman mağdur olmasını istemiyoruz. Evet. Sivas'ta Hayri hocamız, Hayri Yılmaz hocamız da görme engelli öğretmenlerimizden birisi. O da halk eğitim bünyesinde hocalarımızdan. Beraber Hayri hocamla iyi bir ikili oluşturup bu kurslarımızı sürdürüyoruz. Harikasınız. Peki şimdi gelelim kaldırımlara, caddelere, sokaklara. Esas sizin hayatınızın geçtiği alanlara gelelim değil mi? Çünkü görüyoruz bazen yani engel demek ille bir uzuvumuzu kaybetmek anlamında değil. Yaşlı da bir sonuçta vatandaşımızın şehir içinde yürüyüşü veya da şehir içindeki gezintisi. Kolaylıklar anlamında neler yapılıyor Sivas'ta? İşte sarı şeritler geçtiğimiz yıllarda Sivas'ın birçok bölgesine sarı çizgiler oluşturuldu. Bunlarla ilgili çalışmalar da devam ediyor. Hani siz bir görme engelli biri olarak ya bunlar tamam var ama bir de bunları Sivas'a katarsak çok güzel olur diyebileceğimiz neler var? Hakan Bey şu anda tabii Hakan abi de yok. Diyorum, samimi. Çünkü abimizsiniz her zaman. Eyvallah. Ne hiç doğru değil bizim için. Şu anda Sivas'ta tabii ki güzel çalışmalar oluyor. Eksiklikler de var ama mesela şöyle bir bazen çabuk yargılayabiliyoruz. Ya eksiklikler var ya bir şey yapılmadı. Niye yapıldı ki falan diyoruz. Evet. Böyle dememek gerekiyor. Güzel şeyler isteyip yani yapıldığını vurgulayıp daha güzelini istemek gerekiyor. Neler yapıldı? Sarı çizgiler İzmir'e gitmiştim. Daha İzmir'de sarı çizgi yokken Sivas'a yapılmıştı. Güzel. Sarı çizgiler yavaş yavaş uygun bir hale getirilmişti. Arabalar, tabii ki otobüslerin değişimi inşallah Sivas'ta istediğimiz, dillendirdiğimiz otobüslere bu pandemi süreci biraz tabii ki sıkıntıya soktu ülkem yani ve şehrimizi. Ama geçtikten sonra inanıyoruz ki otobüsler sesli hale gelecek. Çünkü duraklara söyleyen sesli sistemin yapılmasını da istemiştik. O Sivas'ta büyük bir şu anda yapılması gereken bir şey. Duraklarda sesli sistem yapılmıştı. Bazı birkaç durak hangi otobüsün ne zaman geleceğini söylüyordu. Evet. O durakların yaygınlaştırılması tabii ki en büyük beklentimizdir. Belediyemizden aslında kaldırım ve caddelere yönelik beklentilerden çok halkımız ve esnaflarımızdan görme engellilerin büyük bir beklentisi oluyor. Evet. Bir kaldırımlarda düzensiz şekilde yerleştirilen market veya esnafın ürünleri.
Görme engellileri yürürken tabii ki bastonumuzla biz kaldırım takibi yaptığımız için düşme tehlikesi geçiyoruz ve çarpıyoruz. İkincisi, en büyük sıkıntı, buna tabii ki denetim oluyor ama yine halkımızın da bilinçlenmesi lazım, kaldırıma park eden arabalar. Kaldırıma park eden arabalar çok tehlike arz ediyor bizim için ve yoldan yürümek zorunda kalıyoruz. Yoldan yürüyünce de araba kazasıyla, trafik kazasıyla karşı karşıya kalıyoruz. Bu yüzden kaldırımı işgal etmemek için çalışmalar yapılmalı. Halkımızın duyarlı olması gerekir ve geçen senelerde bir kaza atlatmıştım. Kaldırımla arabayı park etmiş arkadaş. Korneci böyle dik bir şekilde koymuş bagajın içine. Bagaj kapağı da açık. Eyvah. Bastonumuz yukarı hissetmiyor. Tam gözümün burasına korneç geldi, saklandı. Çok geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. Ve dedim ki yani farkındalık ve bilinçlendirme çalışması yapılması lazım. Ne yapılabilir? Bir, broşürler dağıtılabilir. İki, tabii ki bazı dernekler vardı, engelli dernekleri ne yapardı eskiden? Okullara giderdi, saz çalardı veya zarflar dağıtırdı. Çocuklardan belli bir harçlık toplanırdı, engelli derneğine yardım. Ama şu andaki okullarımız, artık milli eğitimimiz daha böyle bir hareketli ve güzel çalışmalara imza atıyor. Görme engelli kişiler başarılı, kendini ispatlamış görme engellileri daha çok okullarda öğrencilerle tanıştırılmalı. Öğrencilerin hafızasındaki ya görme engelli yardıma muhtaç, görme engelli ihtiyaçlı imajını yıkıp ya görme engellileri de her şeyi yapabilir. Evet. Bizler görme engelliler için ne yaparız ve halkımız görme engelliler için ne yapmalı gibisinden çalışmaları uygun hale getirmek lazım. Bu bilinci kafalara yerleştirmek lazım ve kamu spotlarıyla beyaz bastonumuzu tanıtmamız lazım. Şimdi siz konuşurken de ben de bu arada bazı görüntüler hazırlamıştım. Hani önceden hazırladığım bir beyaz bastonlu görme engelli bir vatandaşın çekmiş olduğu bir videoyu sosyal medya adresinden aldım. Kaldırımların yükseklikleri, işte bastonla yerleri kontrol ediyor ama bir anda önüne çıkacak olan bir çalı, dediğiniz gibi bir korniş mesela size zarar vermiş. En azından izleyenlerimiz de hani bu zorluğu görsünler. Yani belki ayaklarımıza, hani bizim ayağımıza takılan bir taş bizim için belki problem olmayabilir, görme engeli olmayan bir kişi için, ama görme engeli olan biri için o küçük bir taş büyük bir kayaya dönüşüyor, değil mi? Mutlaka. Şimdi bugünlerde 15 Ekim Beyaz Baston Körler ve Güvenlik Günü. Evet. Aslında 3 Aralık var, 16 Mayıs var, 15 Ekim, 7-14 Ocak Beyaz Baston Haftası var. Diyoruz ki ya körlere her gün gün yapmışlar, ne güzel. Ama yani çok güzel. Ama dediğimiz ya gibi. Bu günler var ama günün içinde ne var, değil günün mi? Günün içinde ne var ve günün içini doldurmamız lazım. Hele hele bir de bu 15 Ekim güvenlik dediğimiz zaman körler olarak, görme engel olarak ne kadar güvendeyiz? Evet, işte bu. O soruyu çok güzel. Lazım. Evet, yani doğru söylüyorsun. Yani az önce örnekleri verdiniz, başınızdan geçenler, yaşadıklarınız. Ya bazen esnaflarımız dükkandaki ürünleri kapı kenarlarına koyuyorlar, değil mi? Kapı mutlaka önlerine koyuyorlar. Yani bunlar da bir engel. Mutlaka, yani düzensiz şekilde yerleştirilirse ya bütün ilde var. Sivas dışında da ben Ankara'da da yürürken adamlar kaldırımda mesela yer yok. Masalarını, sandalyelerini, lokantalarını ya da yemek yiyenleri çekmiş ama biz geçemiyorduk. Tepki gösteriyorduk, hatta böyle tartışmalar yaşanıyordu. Ama normalde aslında bu da bir kul hakkına giriyor. Evet. Yani çünkü eskiden Osmanlı Devleti zamanında karınca basmaz diye tabir edilen insanlar varmış. Yani yürürken yerdeki karıncaları ezmeyeyim, dikkatli yürüyeyim diye o kadar hassasiyet, yani içinde bulunan insanlarımız varmış. Aslında hassasiyet içinde olsak nasıl yapabiliriz? Biz kimseyi incitmeyelim desek biraz daha belki, çünkü bu dünyada bizim yanımızda biz engelsizlerin olduğu gibi engelliler de yaşıyor desek, aslında daha dikkat etsek her şey daha güzel olacaktır diye düşünüyorum. Aslında güzel bir şey söylediniz. Yani biz, elimizde imkanlar var. Şehir olarak birçok özel ve güzel şeyleri de yetkililer bizlere sunuyor. Ama bunların üzerine bazı tamamlayıcı, ekleyici bazı konuları eklemek gerekiyor, değil mi? Yani çünkü ne dediniz? İşte sarı şeritler belki de Türkiye'de birçok şehirde yokken Sivas'ta bunu bir başlandı. Sonra bu sarı çizginin biraz daha tık üstüne çıkıldı. Hani yumuşak ve kaymayan bir özellikte bir malzeme kullanıldı. İlk malzemeler kayıyordu. Evet. Belki siz de o dönemi hatırlarsınız. O dönemi hatırlıyorduk. Hatta dönemimizin ulaşım müdürü ve belediye başkanımıza kaymayız yani söylemiştik. Tabii ki onlar da yani
araştırarak bu işi yapmışlardı ama Sivas şartlarında o çizgilerin tam olarak uymadığını anlatmıştık ve Sivas'ta şu anda yavaş yavaş kayan çizgiler tekrar sökülüp daha güzel çizgiler yapılmaya başlandı. Güzel. Yani artık çünkü soğuk bir memleketiz, kış memleketiyiz. Özellikle Kasım ayından sonra havalar soğumaya başlıyor ve yağışlar etkili olmaya başlıyor. Bundan dolayı da kayma riski o çizgiler üzerinde biraz yüksek oluyor. Hatta buyurun. Çizgiler hakkında çok anımız vardır. Söyleyin. Kitaplarda da. Ankara'ya ilk, biz Ankara'da yaşıyoruz. Sivas'ta da çizgiler yeni yeni yapılmaya başlamış. Hı hı. Sivaslı amcamız Ankara'ya geldi, dedi muhabbet ediyoruz. Ya dedi, bu çizgilerden dedi Sivas'ta da var. Acaba dedi bu çizgileri niye yaptılar? Sivas kış memleket, soğuk memleket. Biz milletin ayağı kaymasın, buradan yürüsün diye mi yapıldı dedi. Dedi ki, tam tersi. Görme engelliler için yapıldı diye. Yani aslında vatandaşımız çizgiyi bilmiyordu ve Ankara'da bu çizgi ilk yapıldığı zaman bize bir özgüven gelmişti bizim köylere. Evet. Biz çizginin üzerinde hızlı hızlı yürüyoruz. Hı hı. Önümüze gelenlere de hatta iki köy çok çarpışıyordu da. Evet. Görmeden ve önümüze geçenlere de çarpıyorduk. Teyzenin birine çarptık. Kadının birisi bize arkayı döndü baktık. Anam dedi bu sarı çizgiler çıkalı köyler kuduldu kuduldu dedi. Çok güzel. Bu arada Merve Akıllı selamlar saygılar demiş. Merve'ye de biz selam ve saygılar gönderiyoruz. O da bir engelli kardeşimiz tekerlekli sandalye ile ömrünü geçirmekte. Çok aktif bir onunla kardeşimiz. Da tanıyorsunuz değil tanırız mi siz de? Tanırız tabii ki. Birçok program yaptık biz de onları. Çünkü aslında şehirde engelli arkadaşlarımızın sesi olmak, onların duygu ve düşünceleri olmak adına kamuoyunda bu gibi paylaşımları yapıyoruz ki mutlaka yöneticilerin, yetkililerin de görmediği, atladığı konular olabiliyor değil mi hocam? Yani mutlaka. Mesela yürüme engelli hı-hı arkadaşlar için servis araçları işlerinde ya da daha bir böyle gidip gelecekleri yerlere rahat gidebilsinler diye belki daha bir araç hı-hı imkanları falan sağlanabilirse yürüme engelli arkadaşlar da zor durumda kalıyorlar. Yok mu? Araç belediyenin var bildiğim kadarıyla. İşte o araçların hı-hı sayısı fazlalaştırılırsa belediyenin araç artırılması gerekiyor diyorsunuz. Evet. Şu anda çok güzel bir hizmet belediyemizin hı-hı hizmeti. Hı-hı. Yıllardır beri yani bu hizmetten ben 2004'te buradaydım Sivas'ta. O günden beri o hizmetten yararlandık ve Sivas'ımız yani hı-hı bu anlamda da belki bir hatta engelliler kültür merkezi anlamında da yani birçok yerde kültür merkezi evet yokken hı hı Sivas Engelliler Kültür Merkezi'nde yapmıştı. Yani Sivas yani gözle görülür engellilere yönelik çok şeyler yaptı. Yani şehir olarak dediğimiz gibi engelliler ve tabii ki vatandaşlarımızın bu şehirde huzurlu bir yaşamlarının olması için çalışmalar yoğun devam ediyor. Ama herkese ulaşmak için de bir zaman dilimine ihtiyaç var. Mutlaka. Bu da yavaş yavaş daha da kaliteli, daha da sağlıklı oluşuyor. Şöyle bir şey, buyurun. Zaten her zaman her istediğimiz hemen olmayabiliyor. Çünkü hı hı malum pandemi sürecindeyiz. Malum evet yani bir takım sıkıntılı süreçlerden geçiyoruz. Hı hı. Bunlar hı hı düzelecek. Yavaş yavaş yani engelliler bir istihdam hakkını 2000'li yıllardan sonra elde etti. Evet. Yani bir öğretmenlik, engellilerin öğretmen olabilme hakkını 2010'lu yıllardan sonra elde etti. 1990'larda hatta böyle bir yasa da vardı. Keller, köller öğretmen olamaz diye böyle bir yasa da demeyeyim belki ama böyle bir gündem vardı, gündem konuşuluyordu. Vardı, konuşuluyordu. Evet. Yapılmamaya çalışılıyordu ama Türkiye birçok çağ atlayarak bugünlere hı-hı kadar geldi ve güzel şeylerin olacağına inanıyorum. Türkiye birçok ülkeye göre engelli yönelik daha güzel çalışmalar da yapacak. Örneğin istihdam. Hı-hı. Mesela şu anda %3 istihdamın %95'i doldu. Güzel. Şu anda büyük bir engelli kadrosunda. İnşallah engelli arkadaşlar şu anda bir beklenti içine girdi. Dedi ki %5, %6'ya çıkar mı bu istihdam? Hı hı. İşte 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Körler Günü'nde bu beklenti içerisindeler. Engelliler çünkü %95'in dolması demek Türkiye'de büyük bir atılımın yapılması demektir. Ve engelliler özel sektörde baya baya artık bir yerlerde çalışmaya başladı. Kendini ispatladı. Rahatlıkla bir görme engelli artık internet siteleri. Hı hı. Hani biz yolların erişilebilirliğini, kaldırımların erişilebilirliğini konuşurken evet internet sitelerinin de erişilebilirliği var. Hı hı, ben hı mesela bir haber sitesine girdiğim zaman haberleri hı okuyabilmek için bize görme engellilere uygun hareketli objelerin biraz daha az olduğu, hı hı resimlerin biraz daha böyle yer kaplamadığı, böyle ekran okuyucularımızın desteklediği güzel sitelere ihtiyaç var ve artık kamu, milli eğitim en başta bunu Milli Eğitim çok güzel uyguladı. Engellilere, görme engellilere uygun web siteleri tasarlıyor. Güzel. Ve devlet dairelerine bu da bir erişilebilirliktir. Çünkü sosyal medyada, internette çalışanların, memurların, görenlerle, engeli olmayanlarla aynı hı hı işi yapabilmesi için erişilebilir web sitelerine de ihtiyaç var.
Evet. Yani bu konuda da bir adımlar atılırsa, çalışmalar yapılırsa internet dünyasında da, dijital dünyada da çok sağlıklı bir ilerleme kat edeceğinizi ifade mutlaka ediyorsunuz. Mutlaka. Şu anda yazılım uzmanı, birçok firmanın donanım uzmanı, hı hı, görme engelli, hatta görme engelli hackerlar bile var Türkiye'de. Hı. Çok güzel çalışan engellilerimiz var. Tabii ki devlet dairelerinin birçok sitesi engellilere uygun hale getiriliyor. Ama daha çok özel kuruluşlar da engellilere uygun çalışmalar yapılsa görme engellilerimiz mutlu olacak. Evet, tabii amaç burada bütün insanoğlunun mutluluğu değil mi? Tabii yani ki. Çünkü siz de bir engelli olarak, diğerleri sağlıklı bir olarak, herkes kendine göre şehirde yaşantısı içerisinde kolaylaştırıcı işler istiyorlar ki özellikle de beyaz baston anlamlı bir şey. Bununla ilgili de birçok etkinlikler yapılıyor. Yani az önce söylediniz, etkinlikler, günler çok fazla ama önemli olan bunların içeriğinin yoğun olması, dolgun olması. Bu sene tabii çok fazla pandemiden dolayı bir etkinlik vesaire yapılamadı. Çünkü önce sağlık, değil mi? İnsanoğlunun bir süreçten geçtiği bir dönemdeyiz. Bu pandemi günlerinde hayat nasıl geçiyor Selman Hocam? Yani engelli arkadaşlarınızla irtibat halinde misiniz? Onların dertleri, sorunları, sevinçleri ne durumda? Biraz da bundan bahsedelim. Pandemi sürecinde engelliler genelde 2-3 boyutta değerlendirebiliriz. Tabii ki eğitim alan, özel eğitime ihtiyaç duyan engellilerimiz biraz zorluk yaşarsalar da Milli Eğitim'in, EBA'nın sistemleriyle işleri biraz daha kolay oldu. Yavaş yavaş bu sistem oturtulmaya çalışıldı ve engelliler son dönemde artık daha iyi. İkincisi, evet, biz çalışan engelliler tabii ki sıkıntı yaşadık. Yani çok hareketli bir süreçten geçiyorduk. Evet. Yani çalışmayı seven insanlardık. Eve kapanmak bizleri baya baya bir canımızı sıktı. Ne yapabiliriz dedik? Sosyal medya. Dan haberleştik. Engelli arkadaşlarımızın hepsini telefon ve sosyal medya aracılığıyla ne yaptıklarını falan izledik, takip ettik ve görüştük. Evet. İkincisi, kendimizi bu aralar bizler daha çok yazıya verdik. Yazarlık artık bir dergide, birkaç gazetede köşe yazarlığı yapmaya başladık ve yazılarımızla engelli arkadaşları aydınlatmaya, engelli sizleri engeller hakkında bilinçlendirmeye çalıştık. Kitap çalışmamız oldu. 3 Aralık'ta inşallah kitabımız da çıkacak. Recep Topal'da hocamız üniversiteyle ciddi çalışmalar yapıyoruz ve kitabın içeriği nedir hocam? Siyah da beyazı gördüm diye bir kitabımız çıkacak ve kendi hayat hikayemizi anlattık. Herkes kendine düşen bir yazı mı yazdı? Evet. Yok. Kendimiz yazdık. 7 yaşında başladığım yatılı okul sürecinde 1990'lardaki... Bu sizin kitabınız değil evet, mi? Evet, benim kitabım. Tamam, ben şey anladım. Acaba engellilerle ortak bir kitap mı hazırladınız? Yok, kendi kitabımızı hazırladık bu süreçte. Recep hocamızın da Recep hocamıza desteğiyle. Da selamlar. Ondan da bahsedeceğiz tabii. Evet. 1990'lardaki yatılı okullarla 2000'li yıllardan sonraki köylerin durumu, yaşadığı sıkıntılar evet. ve bir görme engellinin aslında hayatla nasıl mücadele edebileceğini anlatan bir kitaptır. 3 Aralık'ta inşallah bu kitabımız basılacak ve tamamen artık yaz ve diğer sosyal medyadaki çalışmalara hız vermeye çalıştık. Çünkü yazarak insan gerçekten rahatlıyor ve yazmanın keyfine pandemi sürecinde vardı. Evet. Yani bu süreç sağlıklı, yani pandemi günlerinde biz sağlığımızı tabii düşünürken aslında pandemi insanoğluna da çok şey kattı. Yani evde boş boş oturmanın bir anlamı olmayacağını, çalışmak gerektiğini, home ofislerin artık oluştuğunu, yani insanlar işlerini evlerden yapar bir pozisyona geldi ki özellikle bu sosyal medya yayınlarını da ben de pandemi günlerinde başlattım. Yani hani gazeteye gidemedik, bir şeyler yapamadık dedik, yani ne yapabiliriz? O zaman biz dijital dünyayla elimizden geldiği kadar kamuoyuna paylaşımlarımızı yapmamız gerekiyor dedik ve böyle bir dijital platformu kullanmaya başladık. Mutlaka şöyle de bir şey var, artık ailemize yöneldik. Yani evle daha çok ilgilenmeye başladık ve ailenin kıymeti aslında bu süreçte daha çok anlatmış. 7 yaşında kızımız var. Evet. Zeynep. Allah Zeynep'le daha çok vakit geçirdim ve onun dersleri, eğitimi ve yani daha çok parka gittik, daha çok onunla oyunlar oynadık ve onun büyüdüğüne şahit olduk ve dedik ki ya insan demek ki belki de daha çok ailesine zaman ayırmalıydı. Ve aile ve engellilerin, yine engelli olmayanların tutumlarını gözlemeye çalıştık. Mesela bir engelsiz bir çocuğumuz var, eşim de görme engelli. Engellilere karşı işte yapılan, yani bilinmeden yapılan hataları gözlemleyebildik. Zeynep'le gidiyoruz yolda. Birisi geliyor diyor ki ya ne güzel diyor. Sizin elinizden tutacak bu. Size yardım edecek. Evet. Diyoruz ki ya hadi, hatta yanımda çocuğuma bile kızan oldu. Ya babanı karşıdan karşıya geçirsene. Niye yardım etmiyorsun?
Gibi, evet. Gibi. Ya dedim ben de söylüyorum. Sizler dedim 5 yaşındaki, 6 yaşındaki çocuğun elini tutsanız, gözünüzü kapatsanız güvenebilir misiniz? Şimdi bir engelliyiz. Bastonumuzu alıyoruz. Her tarafa kendimiz gidip geliyoruz. Evet. Çocuğumuzu hiçbir zaman şey olarak görmedik. Yani bize yardım etsin. Bizim yanımızda olsun. Tabii ki yardım duygusu insanın içindedir ama evet. Müdahale olunca o çocukların da psikolojisinin etkilendiğini aslında vatandaşların düşünmesi lazım. Ve buna yönelik yazılarımızda, söylevlerimizde buna yönelik de çalışmalar yaptık. Yani engelli yönlendirirken, engelliyle konuşurken daha böyle aslında nereye gittiğini laflarımızın ve ne anlama geldiğini bilerek aslında biraz ifadelerimizi kullanmamız ve seçmemiz lazım dedik. Yani gerçekten bir de şu durum var, bir acıma hissi karşı tarafın ortaya çıkıyor. Bu da olmaması lazım. Yani insani olarak yardım edin ama o insanın hayatını kolaylaştırıcı adımların atılmasını sağlayın, öyle değil mi? Evet, şuna hep dikkat çektik. Mesela görme engellilere dedik, yazılarımızda da ifade nasıl yardım etmeliyiz? Bir görme engelliyle karşılaştığınızda ona nasıl tepki vermeliyiz gibisinden yazılara başladık. Dedik ki bir görme engellisi sizden yardım istediğinde siz onun koluna değil, o sizin kolunuza gidecek ve siz onun yarım adım önünden gideceksiniz. Kaldırım, çıkış var, iniş var diye söylemenize gerek yok. Sizin ayak isterinizden görme engelli bunu hisseder. Halk eğitimde verdiğimiz kurslarda görenlere hep bunu anlattık. Evet. Ve dedik ki görme engellilere yardım ederken, yönlendirirken mesela araba var, karşıdan karşıya geçecek, camı açıp pencereden ya da 10 metre ötede hop sağa git kardeşim, sola git, dur demek, müdahale etmek çok yanlış. Hatta ben diyorum ki şoförle körün işine karışılmaz. Çünkü belli bir hafızamızda yolu çizmişiz, planımız var ama arkadan böyle bir, büyük bir tehlike olmadan birisi sağa git dediği zaman biz kafamızdaki yol şeması böyle acaba hata mı yapıyorum diye tedirginlik. Engellilere yardım etmek isterseniz size yardımcı olabilir miyim deyip sizin engellisinin kolunuza girip bu şekilde yönlendirmenin daha kolay olacağını, uzaktan yönlendirmenin belki ileride trafik kazalarına bile yol açabileceğini söyledik. Çünkü şöyle de bir anımız var. Bizi yönlendiriyor arkadaşımız, bana sağa git diyor ama kendi sağını tarif ediyor. O benim solum. Bu tür şeyler de çok oluyor. Bu yüzden aslında halkımız çok iyi niyetlidir. Türk halkımız bizim gerçekten bunları yaparken hiçbir zaman yani kötü duygular, kötü niyetler beslemez. İyi biliyor. Türk halkımız yardımseverdir. Ama nasıl yardım edeceğini bilemiyor. Evet. Yani işte biz onları anlatmaya çalışıyoruz aslında bu programlarda ve 15 Ekim aslında kutlu olsun diyoruz ya, 15 Ekim Beyaz Bastı ya da 3 Aralık gününüz kutlu olsun. Aslında farkındalık günü demek ve farkındalık oluşturmak gerekiyor. Yani siz konuşurken ben de bu arada işte hazırlamış olduğum fotoğrafları yayınladım. Sarı çizgiler, işte bastonla yol tarifi vesaire. Hayatı insanlar size kolaylaştırmaya çalışırken aslında farkında olmadan zorlaştırıyor değil mi? Evet. Sadece aslında belki İyi niyetli zorlaştırma şu anda diyelim. İşitme engeliniz olmadığı için sesli olarak da size söylese belki rahatlatabilir değil mi? Evet, yani tabii ki ama çok anlarımız var. Hatta biz bir yine üniversitemizde çıkardığımız kitapta Mustafa Epik abimizle bir kitap çıkardık. Körlerin ve sağların başından geçen komik olaylar. Evet. Aslında her şeyin başı iletişim, biliyor musunuz zaten abi? Yolda gidiyorum. Karşıdan durağa gittim. Durağın önündeyim. Abinin biri benim koluma girdi. Ben dedim herhalde bir arkadaş bana şaka yapıyor. Halk eğitimi, eski halk eğitim binasında geldim, duraktayım. Beni karşıya geçirdi. Evet. Dedim ki ne oluyor? Dedi sen karşıya geçmeyecek miydin? Yok, ben orada otobüs bekliyordum. Sen beni niye karşıya geçirdin? Ya durduk yere karşıya geçti. Sonra bıraktı beni. İş, tam o zaman sen de böyle geçti. Sonra ben iki kere iş çıkardım. Kendim tek geçtim karşıya. Şimdi görüntüler de döndürüyorum tabii. Hani sahadaki zorluklar vesaire. Ya lütfen bir sorsa değil mi keşke. Böyle oluyor mu daha başka? Var mı anılar? Çok var. Birkaç yani, tane anlatalım. Yani hem insanlar biraz da bu konuyu hafif tebessüm ederken de ondan mesaj alsınlar tabii değil mi? İnsanlar böyle düşünmez. Otobüs denilirken halkımızın yardımseverliği tam bastonu buluyorum, oturacağım. Evet. Bir kapının önüne geliyorum. Arkadan bir tane abimiz yardım etmek istiyor. Benim kolumun altından böyle tutuyor, havaya kaldırıyor. Ben ayağımı atamıyorum diyorum ki abi dur. Ben bastonumla hissedelim. Sen diyorum hafif bir dedi ama hiçbir zaman bazı farklı illerde görme engelliler herhalde farklı tepkiler veriyor. Kızıyor, bağırıyor, çağırıyor. Ankara'da bir arkadaş geldi dedi ki size yardım etmek istiyorum ama bağırır mısınız diye çok korkuyorum. Dedi niye bağırayım? Dedi ya bazı bir engelli arkadaş yardım etmek istedim bana kızdı. Dedim ki ya insanlara tepki vermek değil, çok onlara nasıl olacağını anlatmak.
koluma giden bir insana ben her zaman merhaba diyorum, ismin ne falan, hemen tanışıyorum. Ne güzel, ne hatta güzel. Hatta terminalde Ankara'nın bir anım var. Terminalinde bir arkadaşla böyle muhabbet ettik. Şu anda hala onunla irtibat halindeyiz. Telefonlaşıyoruz, konuşuyoruz ve dost olduk. İşte küçük tanışmalar, karşılaşmalar dostluk oluşturuyor. Şöyle bir hikaye var. Bir tane Esat Coşan Hoca Efendi anlatıyordu. Diyor bir görme engel şey Mekke'deyiz. Bir tane adam bize geldi, elimize para koydu. Dilenci sandı bizi. Biz aldık. Ve biri dedi ki ya hocam dedi siz niye böyle aldınız? Yani dedi ki şimdi ben onun o parasını almasam, ters desem, göndersem o insanın içindeki yardım duygusu körelecek. Şimdi ben bir samimi bir vatandaşa azarlasam o insanın içindeki yardım duygusu direkt körelir. Ve bir daha görme engelli yardım ederken korkar. Bizim amacımız yardımları, insanları güzel dille uyarıp aslında teşvik etmek. Evet. Yani, amaç burada sizlere yardım eden kişileri de hoş karşılamak. Ama siz sosyal birisiniz hocam. Yani şimdi her engelli belki sizin gibi değil. Tabii. Hayata biraz küsenler de vardır değil tabii mi? Sonradan İçine, görme engelli olanlar. Evet. Yani olanlar da mevcut. Onlara ne gibi önerileriniz olabilir? Yani ne yapsınlar? Şimdi Sivas'ta hani deyince akla Aşık Veysel geliyor mesela. Hani ozanımız. Sonradan görme yetisini o da kaybeden bir kişi. Allah rahmet eylesin. Ne gibi önerileriniz olabilir? Ne yapsın bu arkadaşlarımız? Aslında sonradan görme engelli olan arkadaşlar tabii ki zordur. Çünkü biz doğuştanız. Doğuştan olduğumuz için şimdi görme duygusunu bilmediğimiz için biz artık şu anda gözünü açarsan mı deseler biz deriz ki düşünürüz ya ne olur. Ya, böyle mi dersiniz? Şu anda gözünü açarsan mı açılsa ister misin deseler ben şu anda derim ki ya gözüm açılsa ne olacak ki? Evet. Hayatımda aslında birçok istediğime kavuşmuşum. Yani pozitif bir düşünce var sizde, çok güzel. Ve birçok görme engelli aslında görme duygusunu bilmediği için bunu hissedemez. Ve ama gözünü sonradan kaybeden arkadaşlarımız tabii ki büyük bir psikolojik süreç yaşıyorlar. Belki tedaviler alıyorlar ama şunu düşünmemiz lazım. Biraz işe kader anlamında bakıp biraz dünyanın geçiciliğini hissetmemiz lazım Hakan abi. Evet. Ya bu dünyada kaç yıl yaşayacağız? Bu pandemi sürecinde de gördük, vefatları da her zaman da görüyoruz. Ama yani bunları düşünüp diyeceğiz ki ya bu dünya kısa, bu dünya geç, ne yapabiliriz? Ve nasıl mutlu olabilir? İsyandan çok imkanları araştırmamız lazım aslında. Ve mesela Sivas aslında eskiden Sivas'ta bir kabartma, görme engelli kabartma yazı bir baston eğitim alamazken şu anda Halk Eğitim Merkezi yaygın eğitim kursları aslında bir rehabilitasyon hizmeti görüyor. Ve daha ilerisi Ankara'da, İstanbul'da iki tane görme engelli rehabilitasyon merkezimiz var. İlk önce rehabilitasyon almaları lazım. Sonra kendilerine aslında sonradan kör olanlar şöyle bir şey beyinlerinde gittikleri yerlerin, illerin haritalarını gördükleri zaman çıkardığı için o arkadaşlar kendi özgüvenlerini kazanınca bir görme engelliden, doğuştan bir olan bir görme engelliden daha iyi konuma gelebiliyorlar. Ben onu Ankara'da yaşadım, gördüm. Bir görme engelli abimiz vardı. Sonradan kör olmuş. Kendini aşınca adam benle niye geziyordu? Her tarafta nerenin olduğunu takı bana sayıyordu. Geçmişi biliyor sonuçta geçmişi değil biliyor. Mi? Yani şehirde bir değişiklik olmadığı müddetçe. Olmadığı müddetçe o arkadaşlar yani daha bir aslında bizden iyi bir konuma gelebilir. Yeter ki kabullensin. Yeter ki aslında her şeyin bir imtihan olduğunu bilsin. O gözle bakmak lazım. Yani eğer bu dediğin gibi hayatın içerisinde yarın veya şu anda biraz sonra başımıza ne geleceğini bilemiyoruz. Mutlaka. Her şeye hazırlıklı olmak lazım insanoğlu olarak ama dediğin gibi yani bunu da kader deyip de küsmemek lazım. Hayatın içerisinde bu işle ilgilenen, bu işin içerisinde olan uzmanlar var. Sizin gibi yine engelli olan kişiler var. İrtibatı koparmamak gerekiyor. Ailelere nasıl ulaşıyorsunuz Selman Hocam? Yani çünkü Sivas'ta biraz da engelli sayısından da bahsedelim. Eğer bilginiz varsa onları da lütfen aktarın. Sivas'ta şu anda tespit ettiğimiz yani bize ulaşan engelli, görme engelli şu anda kaç kişi deseniz irtibatta olduğumuz çocuklarımız var. Okullarda okuyan engelli çocuklarımız şu anda 10 tane, 10-11 tane ilkokul seviyesinde. Yine lise düzeyi 8-10 tane lise düzeyi seviyesinde ve üniversitede de yine yeni kazananlarla birlikte arkadaşlarımız var. Ama normal bir görme engelli şu anda 100 tane daha size sayabilirim ama Türkiye'de ve Sivas'ta 2010 veya 2011 yılından sonra bir engelli tespiti yapılmadı. Evet. Türkiye'de ne kadar görme engelli var, ne kadar işitme engelli var şu anda tam anlamıyla sayısı bilinemiyor. Aslında bu tespitleri yapılsa yani gölge dokunmak daha kolay olabilir. Ondan sonra 2010 yılından sonra böyle bir araştırma yapılmadı. Araştırma yapılmadı. Aslında bir istatistik hani bir çalışma Türkiye yapılsa. İstatistik Kurumu TÜİK yani bununla ilgili bir veri paylaşmadı mı hiç?
TÜİK aslında Türkiye geneli bir veri paylaşılıyordu ama iller bazında bir aslında veri paylaşılmadı. Ha, iller bazında. İller bazında bir veri paylaşmanın yani iller açısından da daha kolay olacağını, belki bir görme engellilerin adresinin, telefon bilgilerinin yani ve diğer engellilerin mevcut durumda kalması belki de diğer kurumların gerek iş kurulunun gerek aile sosyal politikaları il müdürlüklerinin işini daha kolaylaştıracaktır. Aslında böyle bir araştırmanın yapılması elzemdir. Evet, yani bu olması gerekiyor değil olması mi? Olması gerekiyor. En tabii. Son hangi tarihte yapıldı? Onunla ilgili bilginiz en var mı? En son sanırsam 2010 diye hatırlıyorum. Yani 2010'dan az öncesiniz bugüne kadar 10 yıllık bir zaman zarfında bir herhangi bir araştırma söz konusu olmadı. Tabii ki. Peki şimdi biraz da bugünün önemine bakalım dilerseniz. Yani dediğiniz gibi engellilerle ilgili günler çok yoğun ama evet. Bugün nerede doğmuş? Neden doğmuş? Neden bugünü kutluyoruz? Yani ya da kutlamalı mıyız? Yani hani çünkü bir de bazen bazı günler kutlamayla geçiyor ama içi hüzün dolu değil mi? Mutlaka. Aslında kutlama ifadesini bizim görme engelliler, diğer engelliler ya diyorlar kutlamayı kaldıralım. Çünkü ya 3 Aralık Dünya Engelliler Gününüz kutlu olsun diyor. Diyor ki ya niye kutlayayım ki? İyi ki de kör olmuşum mu diyeyim diyor adam, tamam mı? Yani aslında bu da bir düşünce. Mantıken evet. Düşünürsek ne de diyebiliriz? Farkındalık günü. 3 Aralık Dünya 15 Ekim Beyaz Baston ve Farkındalık Günü diyebiliriz. Ve şeyleri var. Beyaz Baston, sonradan görme engelli diye bahsettik. James Biggs. Evet. 1921 yılında bu fotoğrafçı bir evet. Kardeşimiz gözü kör oluyor. Hı hı. Gözü kör olduktan sonra normalde bu görme engelli bastonları tarihten beri var. İlk Musa'nın asası, Hazreti Musa'nın asasından beri aslında baston var ama bu görme engelli arkadaşımız bastonunu beyaza boyuyor. Evet. Beyaz fark edilebilir olduğu için, arabalar daha da renk evet. olarak fark edilebildiği için yollarda daha bir ilgi görüyor ve 1964 yılında 1969'da bastonu ben hem siz şey yaparken şöyle katlanabiliyor çeşitleri var. Çeşitleri var evet. Yani. Evet, güzel. 1969 ben alayım size zahmet. Hani ya. En azından izleyenlerimize de kamerada gösterin. Şöyle. Buyurun. Teşekkür ederim. Evet. 1969 yılında artık dünyada beyaz baston evet. gün olarak 15 Ekim kutlanmaya başlıyor ve kim körler Avrupa yani dünya körler evet. Birliği bugünü kutlattırıyor. Ve bastonla ilgili aslında çok hikayeler var. Yani anlatıyorduk. Bu beyaz baston katlanabiliri var, katlanamaz olan şu anda elimizdeki evet, katlanabilir ve ucu tekerlekli. Güzel. Kanada tipi bastonlar var, Graf tipi bastonlar var. Anten gibi içine girip böyle çıkan. Navigasyonlusu var, yeni çıktı. Çok güzel. Şu anda deneme aşamasında telefona entegre ediyoruz. Konuşan sesli telefonlarımıza. Evet. Gideceğimiz adresi gidiyoruz. Hem bize yukarıdaki ağaçları falan da söylüyor. Evet. Ama şu anda çok pahalı ve deneme aşamasında birazcık. Evet. Yani çevreyi mi algılıyor? Çevreyi algılıyor ve sesli yönlendirme yapabiliyor. Hı. Bu tür bastonlar çıkıyor ama ben biraz tarih öğretmeni olduğumdan dolayı mı, ilkel düşündüğümden mi, ne olursa olsun diyorum bu kendim dokunmadığım, kendim hissetmediğim yere güvenemiyorum. Mesela bastonumu yere koymasam benim sanki elim boş gibi. Ve birinin koluna girdiğim zaman ben yine bastonu kullanmak istiyorum. Çünkü bastonsuz hayatım ve ellerim bomboş kalıyor. Yani artık alıştık, arkadaş olduk, dost olduk. Çok güzel bir şeye değindiniz. Bir güven. Bir güven. O baston değil mi? Çünkü ne kadar birisi yardımcı olsa da yine siz attığınız adımı, gittiğiniz yerin dol olduğunu, oranın bir yol olduğunu veya da önünüzde bir engel olup olmadığını kendinizde hissetmek istiyorsunuz. Evet, mutlaka. Hatta aileler bazen yürüyorum, çocuklar annelerine soruyor. Anne, bu amcanın elindeki ne diyor? Anne, şşt falan kızıyor böyle. Diyorum, susturmayın çocuğunuzu. Susturmayın, duyuyorsunuz değil mi tabii? Evet, bastonu anlatın. Bu beyaz baston. İşte ya da elinde amcanın bastonu var. Bu yolunu buluyor değil mi? Çocukları bilinçlendirin diyorum. Gidiyoruz yine Moğla'dayız. Evet. Ankara bir şeyde lavabolardan çıktı. Bir abi geldi dedi ki ya bu dedi tuvalet tıkanıklığını mı açıyor? Yok dedim bu beyaz baston. yani hiç akla gelmeyecek bir şey evet, söylemiş aslında. O kadar böyle akla gelmeyecek şeyler var ki bu kitaplarımızda falan. Ve yine anlatıyoruz görme engelleri tanıma noktasında bastonuna gidiyoruz. Mesela ön yargılardan biraz bahsetmek de isteyeyim. Bizi evet. mesela dilenci sananlar, cebimize para koymak isteyenler. Geçen istasyon caddesinde bir arkadaşı bekliyorum, SGK'nın önündeyim. 5-6 kişi böyle yanıma gelmiş, çantalarından bir şey karıştırıyor, cebime para sokmaya çalışıyor. Dedim, ne oluyor? Ben dedim, devlet memuruyum. Dedi, olsun falan dedi. Yok dedim, olur mu? Bir hani, ihtiyacın görülsün. Artık böyle bir çevrede engellilerin belki de bu yardım isteyenlerin tabii ki onlara da tabii bunu diyecek bir şey yok. Ama suistimal edenler var.
Belki onlara şeyini, yani artık her engelliyi de aynı statüye koymasınlar. Biraz daha böyle yanlıştır diye düşünüyoruz. Ya da hassas düşünsünler değil mi? Tabii ki. Selman Hocam, Turan Taşköprü selamlar, kolay gelsin demiş. Alper Aydın, iyi yayınlar Selman Hocama da sevgiler saygılar demiş. Alper'e biz de selamlar, evet, gönderiyoruz. Yani gerçekten Allah kimsenin başına vermesin. Öncelikle onu söyleyelim. Ama başa gelince de bunun için hayata küsmemek lazım. Daha çok tutunmak lazım. Mutlaka. Ve bu tutunmayı da devletimizin işte hizmetleri var. İşte halk eğitim merkezleri, işte belediyenin yine kültür merkezleri, valilik bünyesindeki sosyal yardım hizmetleri vesaire. Bunların hepsinden gereken yardımlar, destekler çok da güzel bir şekilde ulaştırılıyor yanlış bilmiyorsam, değil mi? Yani siz de şahit oluyor musunuz veya da sizin de birebir ilgilendiğiniz yardımlar, destekler, bunlardan bahsedelim biraz daha. Şu anda tabii ki şuna çok dikkat çekiyordum ve hayran kaldım. Sivas'taki uyum çok güzel. İl Sosyal Hizmet Müdürümüzün yanına, Harun Bey'in yanına gittiğimiz zaman Harun Bey, Harun Müdürümüz elinden gelen yardım yapıyor. Vali Bey'in yanına gittiğimiz zaman elinden gelen hizmeti göstermeye çalışıyor. Belediye Başkanımız hakeza. Sivas'ta böyle bir Recep Hocamız en başta üniversite büyük bir temel attı. Ve uyum var Sivas'ta. Evet. Ve eskiden şöyle bir şey hatırlıyorum. Ben ilkokuldaydım. İlkokulda Milli Eğitim Müdürü'nün yanına gideceksiniz ya da Milli Eğitim Müdürümüz okulumuzu ziyaret edecek dediklerinde biz dedik ya Milli Eğitim Müdürü nasıl biri ki? Ya heyecanlanırdık, böyle göremezdik. Şu anda Milli Eğitim Müdürümüzün yanına gittiğimiz zaman kapısı her zaman açık. Ebu Bekir Bey müdürümüz gerçekten çok iyi bir insan. Ve her zaman bize destek, eğitim anlamında da destek oluyor. Ve güler yüzüyle, mütevaziliyle, yani artık devlet dairelerine erişmek, insanlara erişmek zor değil, biliyor musunuz? Önemli çok, olan istemek değil mi? İstemek. Yani bu dönemleri biz açtık ve şu anda aslında biz çok çok mutluyuz. Suistimal edilmediği sürece her kapıyı çalsak o kapı açılıyor. Doğru. Yani önemli olan bu kapılardan saygılı ve sevgili bir şekilde girebilmek ve derdini anlatabilmek. Mutlaka. Çünkü bazen aileler de engelli olan evlatlarını veya tanıdıklarını yol açıcı olarak bazen kullanıyorlar. Hani bunlar haberlerde gündeme düşüyor. Yani işte bize kimse bakmıyor, yardım etmiyor ama yetkililer diyor ki biz zaten sonuna kadar ilgileniyoruz. Ama onlar daha fazla istiyor. Mutlaka sosyal yardımlar engellilerin işini kolaylaştırmak, eğitim almalarını, hizmetini kolaylaştırmak için var. Şu andaki yani sosyal yardımlar tembellik için değildir. Evet. Sosyal yardımlar insanları evlerine kapatmak için değildir. Daha çok sosyal olması ve onların aslında kendini dışarılara çıkarıp farkındalık oluşması için sağlanan yardımlardır. Yoksa sosyal yardım eğer farklı amaçlarla kullanılırsa o yardım olmaktan çıkar, zulme dönüşür. Evet, yani burada sosyal yardım alan kişiler de yine tabii ki güçlerinin yettiğince bir çalışma ortamına girebiliyorlarsa bunu da yapsınlar. Mutlaka. Ya devletin denetim mekanizması var. Devlet her zaman denetler ama devletin denetim mekanizmasından çok halkın kendi kendine otokontrol edebilmesi lazım. Yani bizim vicdani denetimimizin olması lazım aslında. Yani içimizdeki vicdanı yitirmeyelim, değil evet. mi? Yani bu çok önemli. Çok çünkü gerçekten biz de bir haberci, bir gazeteci olarak çok şeye şahit oluyoruz. Ricamız nedir? Tabii bu dünyadayız. Kimimizin engeli var. Kimimizin hiçbir engeli yok ama mutsuzluğu var. Değil mi? Yani hani insanoğlu bir şekilde tatminkar olmuyor çoğu konularda. Ama önemli olan nedir? Verilen hizmetleri doğru, düzgün ve yerinde kullanabilmek. Evet. Bunlara dikkat etmek şöyle gerekiyor. Şey, buyurun hocam. Mesela rahmetli Sakıp Sabancı'nın oğlu engellidir. Evet. Öyle demişti. Ben keşke fakir olsaydım, hiçbir şeyim olmasaydı ama yani oğluma ayakkabı alabilseydim. Oğlum şu anda ayakkabı giyemiyor. O yüzden ben diyorum ki dünyada aslında dertsiz insan yok. Yani herkesin bir derdi var. Kimi engellidir, zengin başka bir şeyden dertlidir. Biri aile, yani çünkü dertler, imtihanlar insan içindir. Öyle veya böyle. Çünkü aslında bu imtihanlar, bu sıkıntılar, ben diyorum ki aslında biz engelliyiz, görme engel ama A kişisinin bir engeli var. Nedir? Bu adamın belki bir ailesinden, belki bir ufak tefek yaşadığı problemlerinden dolayı kafaya takıyor. Bu aslında kafaya takması da ona bazı durumlarda engel oluyor. Aslında bunlar da basit ve geçici engellerdir ama bunlar da engeldir. Doğru.
Önemli olan bunları aşabilmek. Aşabilmek tabii. El birliğiyle. Peki şimdi Recep hocamız da sizin abiniz, babanız, dedeniz. Sayın Recep Toparlı'ya da buradan selamlar, sevgiler gönderiyoruz. O da elinden geldiği kadar bu şehirdeki bütün engellilere, yani hani ister görme engeli olsun, ister yürüme engeli olsun, elinden geldiği kadar kapıları açmaya çalışıyor. Cumhuriyet Üniversitesi'nde de engellilerle ilgili tabii çalışmalar yapıldı ama bu çalışmalara mutlaka eklenmesi gereken projeler de illaki var. Bunlar da yapılması gerekiyor. Bu çalışmalar sizi mutlu ediyor mu? Veya da olması gereken konumda mı? Şu anda Cumhuriyet Üniversitesi'nde ilk biz Recep hocamızı tanıdığımızda üniversitemiz bitmiş. Yeni yeni böyle tanımıştık. Ya o kadar bir sevgi, sevecenlikle karşılaştık ki. Yani ben diyorum ki devletimiz engellilere gerçekten sahip çıkıyor, yardım ediyor ama devletten sonra en büyük yardımı Recep hocamdan görüyoruz. Çünkü gerçekten karşılıksız ve yani severekten bu işi yapan bir insan. Gerçekten dede sıfatını hak eden bir insan. Cumhuriyet Üniversitesi'nde rektörümüz Alim Bey'in de ikinci dönemi bizim için de büyük bir mutluluk oldu. Çalışmaları çok güzeldir. Nasıl? İlk önce üniversitemize bir TANAP'tan destekli böyle TANAP bir bilgisayarlar konuldu. Bu bilgisayar kamera sistemleri ve klavye sistemiyle görme engelli sayfaya kitabı koyduğu zaman 10 saniye içinde tarıyor. Sivas'a Cumhuriyet Üniversitesi'nde bir görme engelli kazansa gelse rahatlıkla kitabını tarayıp kendi kitabını artık okuyabilecek. Biz üniversiteyken bilgisayar yoktuk. Vatandaşları arardık, öğrencileri. Benim için kasede ders okur musun derdik. Artık öğrenciler kasede ders okumaktan çok kendi kitabını alıp kendi kitabını kendisi çevirecek. Ve yavaş yavaş bak bizim üniversite okuduğumuz zamanlarda yurttan fakültelere falan gelip gitmemiz de zor oluyordu. Yürürdük. Benim çok anılarım vardı. Çok görmedik bastonumuzla hastanın önünde yatan bir köpeğin üzerine bastığımız olurdu ama hayvanlar o kadar duyarlıydı ki bir bağırdı ya da can acıyınca bağırdı ama hiç böyle bir tehlike arz etmemişti. Yani çok tehlikeleri geçti. Şu anda üniversitemizde servisler var, araçlar var. Sarı çizgiler de üniversitemize yavaş yavaş yapılıyor. Daha da çok yapılmasını tabii ki inşallah isteriz ve olacağına da inanıyoruz. Ama şu andaki üniversitemizin yani eğitim anlamındaki çalışmaları yine yani istenen düzeylere geliyor. İnşallah daha da iyi olur diye temenni ediyoruz. Yani İnşallah. Çünkü biz sağlıklı bireyler olarak her şey bize normal geliyor. Yani çünkü sabah kalkıyorsun, çıkıyorsun, dünya senin gözünün her tarafında görebiliyorsun. Ama sadece görme engelliyle kalmamak lazım. Diğer engellileri de tabii bu şehirde daha iyi bir şekilde onları da koruyup kollamak gerekiyor ki özellikle tekerlekli sandalyeler veya akülü araçlar. Bunlarla da ilgili Sivas'ta hani şarj istasyonları evet, falan yapıldı. Ama o şarj istasyonlarında hocam motosikletler de şarj ediliyor. Yani siz belki tabii daha çok görme engellilerle haşır neşir olduğunuz için ricamız nedir? Bu şarj aletlerinden öncelikle akülü araçlar kullananlar faydalansınlar. Yani belki buna bir çözüm olabilir, bir şarj modeli değişebilir, kablonun ucu değişik olabilir değil mi? Bunlar da yetkililere akıllarından bir not olarak kalsın diye söyleyelim. Şu anda iletecek olduğumuz tabii sizler aracılığıyla Türkiye'ye iletecek olduğumuz güzel düşüncelerimiz var ve isteklerimiz var. Öncelikle tabii ki işitme engellilerin durumunu Mustafa Hepik daha iyi hakim. Evet. Yürüme engellileri Halil abi ve yürüme engellileri daha iyi hakim. Aslında üçünüzü bir araya getirmek lazım. Evet inşallah. Bir gün onu yapalım. Onu yapalım. Ve çünkü ben mesela yürüme engellilerin ne yaptığını, nasıl olduğunu pek bilsek de o kadar anlayamıyoruz. Ha Mustafa Hepik'le biz beraber çok gezdik Mustafa abiyle. Mesela o gelen mesajları, onu biri aradığı zaman ben evdeyim. Selman ne yapıyorsun diyor. Beni biri aradı, bir döner misin? Ben onu arayana dönüyorum yanında kimse olmayınca. Evet. O bana göz oluyor. Ben ona kulak oluyorum. Halil abi yanına oturup akülü arabasıyla mahalleme, evime kadar gelebiliyorum ikimiz beraber. Ne güzel. Aslında aramızdaki dayanışma falan çok güzel ama bizim sağlık sektöründen çok konu açılıyor bu arada. Sağlık sektörümüz ne gibi mesela? Zor şartlar yaşıyor ama ileride sağlık sektöründen ve Sağlık Bakanlığımızda şu isteğimiz olacak. Her hastaneye engelli yönlendirme. Görme engelli, işitme engelli hastaneye girdiği zaman biz başkasına alıp yanımızda götürüyoruz. Çünkü kendimiz bilemiyoruz. Bazı büyük şehirlerde görme engelli girdiği zaman hasta yönlendirmeler doktorun odasına kadar girdiriyor. Yani bir kişinin, özür dilerim, kolunuza girip hastanenin kapısından sizin işleminizi yapana kadar evet, takip refakat etmesi, bir refakatçi, yürüyen refakatçi diyebiliriz belki. Evet. Bu birçok şehrimizde de var, bütün şehirlerde. Burada yok mu Sivas'ta şu anda? Sivas'ta şu anda üniversitemiz
bir ara bu çalışmayı uyguladı ama pandemi sürecinde tabii ki aksaklıklar oldu. Evet. Ama Sivas'ta bunun daha çok yaygınlaştırılmasını istiyoruz. Ve Türkiye genelinde de artık bütün hastanelerde bu engelli işaret dili bilen görme engellilerin ve yardım etmesine, yani nasıl yardım edileceğini bilen böyle Sağlık Bakanlığımız alım yaparken biz görme engelleri ve biz engelleri düşünüp buna göre de bir alım yapmasını bakanlığımızdan talep ediyoruz sizin aracılığınızla. Güzel bir konuya değindiniz. Hem bunu da biraz açalım gerçekten. Bir dönem yanlış hatırlamıyorsam liseli öğrenciler farkındalık olsun diye Şehit Muhammed Onur Demir Anadolu Lisesi öğrencileri Cumhuriyet Üniversitesi'nde yanlış hatırlamıyorsam örnek olmak amacıyla refakatçi oldular. Yani yaşlılara, engellilere, yani hastaneye geldiği zaman kimsesi olmayanlara, yardıma ihtiyacı olanlara, hani hastane içerisinde doktorun yanına gitmesi, tahlilini yaptırması, röntgene gitmesi vesaire, bunları bir kişi nezdinde, yani bir refakatçi eşliğinde yapmaya çalışmıştı öğrenci arkadaşlarımız. Aklıma o geldi. Aslında bu konuda gönüllü insanlar da olabilir, biliyor musunuz hocam? Yani mutlaka. Çünkü şu anda Türkiye'de o kadar çok gönüllülük esasına dayalı işler yapılıyor ki, o kadar çok güzel projeler ortaya çıkıyor ki, neden? Bu salgın döneminde, pandemi döneminde insanlara vicdanı biraz daha getirdi. Mutlaka. Belki de ileride çok güzel, ben diyorum ki yani her sıkıntıdan bir hayır çıkarılabilir ve ileride bu pandemide aslında büyük bir zor süreçten geçiyoruz ama büyük hayırlar ortaya konacak. Belki de insanların aslında öze dönüşümüzü belki de daha büyük hamleler, daha çok gönülden atılımlar yapmamıza sağlayacak. Ama sağlık sektörümüzün şu anda yükü çok ağır. Personellerimizin yükü çok ağır. Allah'ım onlara yardım etsin. Dualarımız hep onlarla. Amin. Ama ileride inşallah bu işler biraz düzeldiği zaman engellilerin sağlık sektöründe düzelip ona göre yani hasta yönlendirme alımları, gönüllülüğe dayalı çalışmalar yapılıp artık sağlık sektöründe büyük hamleler gerçekleştirmek lazım. Evet. Dediğiniz gibi bu süreci inşallah, yani bu sene pek geçeceğe benzemiyor ama 2021 yılının belki ortalarında bir aşı bulunabilir, bir çözüm olabilir veya da bu salgın hafifleyebilir. Ama biz yine tedbirimizi elden bırakmadan hayatımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Hatta şu anda Selman hocamızla da aramıza bir 1,5 metre mesafe koyduk. Ya. Bir baston boyu var mı aramız hocam? Var. Var mı? Var. Aramızda. Peki, şimdi tabii siz birçok yani gün içerisinde engelle karşılaşıyorsunuz ama bunlarla ilgili hani bir böyle ya kardeşim hemen şunu da çözün diye ulaştığınız merciler veya da kafanıza takılan konuları çözüm olarak sunduğunuzda çözüm yolu nasıl ortaya çıkıyor? Çözüm... Yani nereye arasınlar veya da nasıl bir sizin gibi engel olan arkadaşlarımız ne yapsınlar? Genelde engellilerin yani araç ihtiyaçlarında belediyemiz her zaman yardımcı oluyor. Ya da bir yani belediyemizin engelli aracı dedikleri gibi arkadaşlarımız ilk zamanlardan beri bir hastaneye gitmek için araç alımı ya da evden alınmasında direkt belediyemizi arıyorlar. Evet. Belediyemizin çağrı merkezini. Zaten Sayın Valimizin Salı Perşembe günlerinin olan halk sohbetlerinde ya da açık kapı halk günlerinde rahatlıkla engelliler girip dertlerini ifade edebiliyor ve yani valimize iletebilirler. Yine eğitimle ilgili sorunlarını Milli Eğitim Müdürümüz, Şube Müdürlerimiz yine hakeza çok güzel ilgileniyor. Sosyal hizmetteki arkadaşlarımız yine bizi de arayabilirler. Sosyal hizmete yönlendiriyoruz biz arkadaşlar. Sosyal hizmetten rahatlıkla işlerini çözebiliyorlar ve kendi derneklerimizin de çağrı merkezleri var. Sosyal medyamızda biz paylaşıyoruz. Arkadaşlarımız zorlandığı zaman arıyorlar. Ya hocam ya da Selman Bey nereye arayabiliriz? Şu sıkıntımız var. Biz onlara direkt yönlendirip hatta aracı da olabiliyoruz arkadaşlarımıza. Ve bu şekilde aşılmadık zorluklar çok az kalıyor. Yani önemli olan yetkili mercilere ifade etmeleri gerekiyor. Mutlaka. Çekinmesinler daha doğrusu, tabii değil mi? Tabii ki çekinmesinler. Yani size bir şey diyeyim, iletişim demiştik yani. Uygun dille yapılan iletişim, engelliyiz ama engelli olsak da istemesini bilmemiz lazım. Evet. Yani diksiyon, iletişim, bir istemek var. Mesela biz size geliyoruz, sinirli bir şekilde söylesek ya da başta ifade etmeden böyle bağırsak, çağırsak o istek ne kadar olur? Ama güzel bir dille derdimizi anlatsak ya da sohbet etmeyi bilerek meramımızı, o hal dilini kullanabilirsek aslında belki de açılmayacak kapılar daha da kolay anahtarlarla açılacak. İnşallah. Etkinlik yapıyor musunuz? Bir araya geliyor musunuz yani görme engelli arkadaşlarınızla? Şu pandemi sürecinde tabii ki gelemedik ama biz geçen senelerde görme engellileri Aşık Veysel Evet. Müzesine ziyarete götürmüştük. Evet.
yine görme engelli ve kursiyer öğrencilerimize Divri gezisi yapmıştık. Şarkış'ta yine yani tarihi ve doğal güzellikleri. Doğa, Sivas'ı bayağı bir yani birçok etkinlikler yapıyorduk pandemi. Karış karış sürecinde. Gezdiniz yani. Karış karış çok Sivas güzel. Aslında gezdik ama tabii ki inşallah böyle yine güzel çalışmalarımız olur. Hatta pandemi süreci olmasa birkaç ilden arkadaşımızla dedik ya biz ortaklaşa Sivas'a gelelim. Türkiye'ye gelelim Aşık Veysel ziyareti yapalım müze. Güzel. Ve ya aslında dediler Sivas güzel müzecilik anlamında ilerliyor. Engelli müzecilik çalışması. Vali Bey'imize, Sayın Valimize nasıl içeriği nasıl olabilir bu engelli müze yani? Ben şunu düşünüyorum kafamdaki. Tabii lütfen. Hani paylaşalım ki yetkililer de belki bundan bir örnek alabilirler. Konya Mevlana Müzesi'ne gittiğimiz zaman görme engelli müzeye girince yandaki refakatçi anlatamayabiliyor. Ben Gök Medresesi'ye gittiğim zaman Gök Medresesi'nin nasıl olduğunu kulaklığı kulağıma takıp bir cihaz sayesinde bana kaydedilmiş bir sesle Gök Medresesi'yi o cihazın o sesin söylemesi lazım. Yani bir dijital bir yardım oluyor. Evet. Ve aslında Sivas'ımızdaki müzelere konulması lazım. Aşık Veysel Müzemiz çok güzeldi. Sayın Valimiz gerçekten bu çalışmaları çok güzel organize etti uyguluyor. Müzecilik anlamda Sivas büyük bir yer kat edecek. Bu Aşık Veysel Müzesi'ne ya da Sivas'ta aslında bir engellilik müzesi de yapılabilir mi diye düşündüm. İşte ben ona geleceğim. Yani böyle bir şey olsa ne konabilir içine veya da ne olabilir? Aslında Sivas'ta yürüme engelli, görme engelli, işitme engellilerin kullandığı cihazlar, onların tanıtan veya eski engellilerden kalan böyle eski böyle kalıntı var. Araçlar, gereçler. Türkiye'de ilk Sivas'ta aslında dün gece böyle sizin programınızı düşünürken aklıma geldi. Ya dedi, biz Sivas'ta niye bir engellilik müzesi oluşturmuyoruz? Ya da Aşık Veysel müzemize aslında biraz da engellilikle bir ek yapılabilir, ek yapılabilir mi diye böyle bir aslında düşündük. Bunu da yetkililerle de tabii ki paylaşacağız ama bu dün gece aklınıza geldi. Aklımıza gelen bir fikirdi. Önemli olan gelmesi. Belki ve uygulamaya da geçer. Şunu da düşündüm. Görme engelliler en çok müzeyi gezmek istiyor ama müzelere de biz görenler, siz görenler bakıyorsunuz, vitrinin içindeki görüyorsunuz. Biz müzedeki kongre müzesine gittiğim zaman ben eşyalara dokunmak da istiyorum. Dokunmasam da onların maketine dokunabilir miyim? Yani bir cam içerisinde olmasın o zaman. İşte cam içerisinde olsa da görme engelli gittiği zaman gezilemez mi? Ya da ben Recep hocamızdan, Sayın Valimizden, belediye başkanımızdan inşallah görüştüğümüzü de söyleyeceğiz. Bugün ziyaretleriniz de var. Ziyaretlerimiz de var. Bugün inşallah göreceğiz kendileri. Şu isteği iletmek istiyorum. Ya biz görme engelleri Sivas'taki görme ve diğer engellerimizi alsak. Evet. Sivas'ın müzelerini aslında engeller olarak gezsek. Ve belki de bir gün engellere dokunabilecekleri her şeyi belki yani zararlı olmayan, dokununca bozulmayan bir şeyleri dokundurmak için belki de açarlar. Olabilir. Aslında mantıklı. Yani sadece belki bir gün diyorsun değil mi? Belki bir gün yani bunu yapılır ve daha sonra yavaş yavaş çalışmalar ama ben yani dün ne yapılabilir Sivas'ta diye düşünürken ileriki şeyde bunları düşündüm. Güzel. Yani gerçekten dediğiniz şeylerde haklısınız. Önemli olan normal vatandaşlar müzeyi rahatlıkla geziyor ama sizin gibi engeli olan vatandaşların, görme engeli olan vatandaşların da o ruhu hissetmesi, oradaki maneviyatı yaşaması bu da çok önemli. Bunun için de dokunma hissi olması lazım. Tabii ki. Evet. Yani hatta bunu bir projelendirip sunabiliriz Sivas'ta. Yani ilk defa dokunma görme engelliler için dokunulabilecek bir müze. Müze. Evet. Olabilir. Yani bunu bugün ziyaretinizde herhalde söylersiniz Sayın Valimize. Sayın Valimize inşallah bunu ifade edeceğiz. Kendilerini çok seviyoruz. Ne güzel. Selman Hocam bir saati geçti süremiz. Konuşabiliriz. Bizim için sorun değil ama sizin ziyaretleriniz var. Program öncesi söylemiştiniz. Önce Sayın Valimize herhalde ziyaret edeceksiniz değil mi? Tabii arkasından ki. Belediye ziyaretleri. Bu sene pandemiden dolayı bir herhangi bir etkinlik, herhangi bir farkındalık caddede, sokakta küçük de olsa bir şey olacak programlar, mı? Salon programları sanırsam. Bu sene pek bir salon programları olacağı benzemiyor. Evet. Ama ufak bir artık videolarımızla sosyal medyadan ya da böyle bir farkındalık videolarıyla küçük dokunuşlarla bir şey yapılabilir ama büyük programlar sanırsam tehlikeli olur. Efendim birkaç mesaj gelmiş. Onları da hemen okuyayım. Siz de duyun en azından. İyi yayınlar Hakan Bey. Mehmet Salman Hocama selamlar, saygılar demiş. Salman Hocama selamlar, saygılar demiş Fatih Çınar. Ve maalesef Merve Akıllı yazmış, demiş ki birçoğu çalışmıyor. Ha, şarj yerlerini söylemiş evet. Merve Hanım. Eski akülü arabalara da uygun değil demiş. Bak biz hani içinde olmadığımız için en azından bir bilen kişi, bunu yaşayan kişi bize yazmış. Demiş ki maalesef birçoğu çalışmıyor bu şarj yerlerinin. Bunu kamuoyunda yetkililere duyurmuş olalım. Evet. Yani çünkü şarj aletleri, şarj istasyonları belediye tarafından Sivas'ta şu anda bir 3 veya 4 yerde var yanlış hatırlamıyorsam.
Belediyenin orada dikili taşta. Yani üniversite içerisinde var ama üniversitenin içerisindeki de bazen kafama takılıyor. Yani yeri uygun mu? Biri diş hastanesinin içerisinde. Yani oraya gidip insanlar orada şarj etme şansını elde edebilirler mi? Biri de hastanenin, tıp fakültesinin arka giriş tarafında, hocaların girdiği tarafında. Yani biraz da ayak altında veya da göz önünde olması gerekmez mi hocam? Aslında Halil abinin bunu ifade etmesi daha iyi olur ama üniversite... Yok, aklıma geldi yani benim. Başka nerede var bilemiyorum. Şimdi ben desem... Yani, iki yerde olur ben yerde. Aklıma öyle bildiğim için hani gittiğimizde... Tabii ki açık alanlarda olması tabii ki daha iyi ama şunu biraz düşünmüşler de hastaneye gelince hem kişi tedavisinde olsun hem şarj yapsın, diş hastanesinde aynı çay, şekilde. Kahve içsin, çay dinlensin. Kahve içsin, dinlensin. Şarj da olsun, kafede otursun. Açık alanda belki yağmur var, kış var. Evet. Açık alanlarda ama tabii ki açık alanda da hani ulaşım şarj anlamında. Şarj istasyonu yapılmasını aslında sayın rektörümüze söyleyebiliriz. Güzel. Yani çünkü neden? Kolaylaştırmak adına bu gibi çalışmaların da hayata geçmesi mutlaka çok çok önemli. Çok teşekkür ediyorum. Bizler hani teşekkür var mı ederiz. Aktaracağınız? Ben şimdi aklıma gelenleri paylaştım sizinle. Hani biz de genelde hep sahadayız, söylüyoruz, ifade ediyoruz ama belki atladığımız, unuttuğumuz, hani konuşurken sizin aklınıza da gelmiştir. Ya şunu da programın sonunda söyleyeyim diyebileceğiniz var mı acaba bir şeyler? Şu anda zaman o kadar güzel geçti ki su gibi. Su gibi aktı gitti. Evet. Su gibi aktı ama ifade edeceğimiz her şeyde böyle içimizi böyle boşalttık, döktük. Artık biz de rahatladık. Şu anda aklımıza da hiçbir şey gelmiyor. Çok teşekkür ediyoruz size. Efendim Gözlükçüler Odası Başkanı Taylan Küçüker, selamlar Taylan Başkanımıza da. O da demiş ki 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Körler ve Güvenlik Haftası kutlu olsun demiş bak. Kutlu olsun. demek ki Kuzeydoğu optisyen gözlükçüler olarak demiş. Hani burada kutlama derken ya, nezaket ki gereği artık, değil mi? Kutlamaya artık da alıştı. Yani dilimiz alıştı. Yani biz de artık kutluyoruz. Ama kendimiz espri de yapıyorsunuz değil mi yani? Tabii ki espri de yapıyoruz ama alıştık. Hani ama bazı yerlerde tepki çekilebilir mi? Olabilir. Olabilir. Tepkiyle karşılaşılabilir ama bizler alıştık, kutluyoruz. Şey geliyor Salman Hocam, yani çok özür dilerim. Kendi aranızda nasıl espriler yapıyorsunuz? Ya biraz da tatlaştıralım mı hani şöyle programın sonu? O zaman hemen tatlaştıralım. Kendi aramızda ya en çok şey oluyor. Hani vatandaşlarımız ön yargı diyoruz ya, bunları kitap haline getirdik. Yürürken bastonu kullanmadığımda falan elimde bir vatandaş çarptığı zaman kör müsün kardeşim diyor. Diyor mu yani? Çok diye dolayı. Ben de körüm diyorum. Böyle bir ne yapacağını bilemiyoruz. O hayatında bir böyle bir Konya gidiyor. Yine kitabımızda şey var. Camiye gittik. Konya Akşehir'de böyle gittik. 4-5 görme engelli arkadaş oturduk. Adam birisi 2-3 yaşlı amcamız geldi. Ya dedi biz dedi gidelim dedi. Niye dedi öbürü? Dedi herhalde burası Körler Camisi. Böyle mi dedi gerçekten? Evet, böyle çok şeyler oluyor. Mesela başka? Yine namazımızı yine camide böyle kılıyor bir görme engelli arkadaş, gitmiş camiye sağına soluna bakmış kıbleyi bulamak kılmış. Öbür arkadaş demiş ki ya demiş hafız demiş kıbleyi yanlış durdum. Bizim köyde de hafız dedi çünkü hafızası kuvvetli manasında ve Osmanlı'da hafız diye. Öbürü de demiş ki sus demiş belki onun mezhebi ayrıdır. Böyle kendini en azından yatıştırıyor. Yani o tişir ve hafız kelimesi. Köylere hep hafız denir. Yaşlı amcalarımız hep hafız diye ifade eder. Bir görme engelli arkadaşımız otobüste gidiyor. O da gerçekten hafız. Ya diyor, hafız diyor biliyor musun diyor. Benim oğlan diyor. Benim oğlan da hafız. Oo ne güzel diyor. Kaç yaşında falan. Yok ya diyor benim oğlan doğuştan hafız. Yani doğuştan görme engelli. Yani o onu dini anlamda nitelendiriyor. Onun da dini anlamda nitelendiriyor ama o görme engellilik anlamında hafız. Ve evet. Yani ifade şey, bu tür fıkralarımız çok vardı. Yine bastonla ilgili en çok bizim sahalarla ilgili yaşadığımız vardı. Neler mesela? Ankara'da marketin önden, marketten alışveriş yapacağız. Marketin önündeyiz. İşitme engelli arkadaşımız geldi ama bilmiyormuş. Benim koluma bir vatandaş geldi, eşim de var yanımda, bizi karşıya geçiriyor. Abi diyoruz, nereye gidiyoruz? Ben geçmeyeceğim, adam beni zorla karşı. Dedi öbür vatandaş diye dedi özür dilerim hemen peşimizde arkadaş dedi duyma engelli kulağı duymuyor size yardım etmek istedi. Ama o arkadaş bize yardım etmek istiyor biz de görmüyoruz. Çok güzel yani şimdi burada tabii bir deyim aklıma geliyor da söylemeyelim. Evet, köle sağlar derler ya. Evet yani işte ama biraz da mizah katmak lazım değil mi? Mutlaka Nasrettin hocamız vardır bizim hani güldürürken düşündürüyor ya aslında insanlara böyle ciddiyetle bir şey anlatmaktansa aslında böyle mizah katarak anlatmak lazım. Yani en çok mesela lokantalarda şey oluyor. Gidiyoruz arkadaşlarla lokantaya adam mesela ayran aldık. Adam ayranımızı açıyor. Biz görmüyoruz. Geçen ayranı bir çalkaladım böyle açılmış. Siyer üstümüzü.
Yani yaptınız ama görmedi diye söylemek. Ya sana destek oluyor, yardım ediyor ama işte sesli söylese. Sessiz ayranını açtım dese mesela, öyle çok kazalar olmuştu. Bu tür hikayelerimiz çoktu kitabımızda. Üniversitemizden de bastı şeydi kitabımızı. İnternette de ve gözlük cevabımıza da selam olsun. Hatta böyle görme engellere yönelik gözlük optisyenlikte ciddi çalışmalar yapılıyor. Evet. Ciddi inşallah Amerika'da, Avrupa'da bu beyine takılan çiple görme engellerin göze takılan gözlükle görmesi sağlanıyor. Retina problemleri de çözülüyor. İlaç sanayide aslında büyük bir hamle var. İlaç sanayide görme engellere yönelik kabartma ilaçların yapılması, ilaçlar üzerinde kabartma, kutuların üzerinde kabartma yapılması büyük bir şeydir. Ve bizi dinleyen eczacılardan da arkadaşlar varsa proje yapmak isteyenler, hep şeydir, görme engelli anneler bebeklerine ilaç verirken damlalık sistemiyle mesela 5 damla damlatacaksın. Evet. Biz de onda biraz sıkıntı yaşıyoruz. Damlalık sistemlerine bir çözüm bulunursa, bunun yönelik görme engelliler için bir icatlar yapılırsa aslında çok güzel olur. Güzel. Aslında Eczacılar Odası Başkanı Sayın Bahadır Eren'e de buradan seslenmiş olalım. Güzel de bir konuyu açtınız. Yani belki o damlalar tek kullanımlık verilebilir. Evet. Ona göre ayarlanabilir. Hani üretimi, yani hani engelliler için veya görme engelliler için bir ilaç. Mesela bebekler için B vitamini 5 damla damlatacaksınız. Evet, aynen öyle. Hanım farklı yöntemler kullanmıştı böyle. Ama kendimize yeni göre... Yeni keşifler çıkıyor değil mi ortaya? Evet, yani biz aslında ama eczacılar odaları ya da çalışmalarda bunları yaparsak, görme engelliler için tek damlalıklı böyle küçük kutular icat edilebilirse iyi olur. İyi olur ve daha çok hayatımızı kolaylaştırıcı çalışmalar olursa tabii ki memnun oluruz. İşte bu. Yani konuyu açtı. Birçok fikir de böylece ortaya çıktı. Mutlaka. Aslında bence siz 4-5 tane görme engelli, işitme engelli veya da herhangi bir şekilde böyle sahnede bir stand-up da yapılabilir, biliyor musun? Mutlaka. yani çünkü hayatın rengini göstermek lazım. Şöyle bir şey, ben bazı mesela görme engelleri her fırsatta mesela körlüklerini kullanıyorlar, hep espri, ama her şeyin bir yeri zamanı var. Heh, onu diyorum onu, işte. Mesela insanların gülmeye de ihtiyacı var ve aslında başından geçen komik olayları anlatsa, böyle yani güldürürken düşünürse yani yapılabilir aslında. Sizin de çok güzel belki de ileride bir projelendirip yaparız. İnşallah. Meddah şeklinde meddah. Böyle. Hep meddah olmak istemişimdir. Yusuf Dudu abimiz var bizim. Evet. Meddah fakir. Sivas'ta programlar yapmış. Kendisiyle tanıştım. Sivas'a gelmesini istedim. Ve hatta görme engellilere yönelik Yusuf abiden bir şey dedim. Yaparız inşallah dedi. Pandemi çıkacak. Görme engellilere yönelik masal atölyesi. Güzel. Görme engelli babalar, anneler çocuklarına masal anlatsın. Evet. Ve neden dedik? Görme engelliler konuşuyor. Biz de çene bolduk. Doğru. Neden dedik görme engelli meddah çıkmasın? Evet. Yani konuşuyorsak bunu da bir fayda olarak topluma sunalım diyorsunuz. Evet. Bununla ilgili çalışmalar da ilerideki planlarımız arasında inşallah. Efendim çok teşekkür ediyorum. Yani konuyu açtı. Birçok konuyu sizlerle paylaştık. Umut ediyoruz ki izleyenlerimiz de sizlerin anlattıklarından kendilerine bir pay çıkarmışlardır. Var mı ekleyeceğimiz? Çok teşekkür ederim. Bize bu fırsatı verdiğiniz için tekrar teşekkür ediyoruz. Bizi dinleyenler de sonsuz saygı ve selamlarımızı iletiyoruz. Efendim biz de tabii çok teşekkür ediyoruz Selman hocamıza, Selman Devecioğlu. Dediğimiz gibi yani hepimizin bir engeli var illaki. Bedenen belki olmayabilir ama bazen vücudumuzda kendimiz düşünemediğimiz anda rahatsızlık olabiliyor. Ama önemli olan nedir? Bunları çözüm yoluyla, bunların toplumda iyi bir şekilde, sağlıklı bir şekilde çözümlere gitmesi bizim en büyük isteğimiz. İşte Sivas Belediyesi, valilik, üniversite, kurumlar, kamu kuruluşları hepsi de şehirde ellerinden geldikleri kadar engelli vatandaşlara destek olmaya çalışıyorlar. Biz de böyle bir günde işte 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Körler ve Güvenlik Günü olarak, yani o güvenliği de siz açtınız. Yürüyüşün güvenli olması, herhangi bir engelin önünüzde olmaması, yani belki yoldaki küçük bir çalı, küçük bir ağaç veya da herhangi yol atılmış bir çöp veya da bir kullanılmayan bir malzeme bizim için çok fazla engel olmayabilir ama Selman hocamız gibi, onun gibi görme engeli olan insanlar için kocaman bir kaya konumunda oluyor. Ki verdiğiniz korniş örneği de beni çok üzdü. Yani gerçekten insanlar bazen araçlarında bir şeyleri taşımaya çalışıyorlar ama ona da dikkat etsinler. Çünkü herhangi bir şekilde birilerine de zarar veriyorlar. Bugün de böyle bir program yaptık. Teşekkür ediyorum. Sizi ağırlamaktan büyük keyif aldık. Sizin ziyaretleriniz var. Farkındalık günü olarak umut ediyoruz ki toplumda da gerçekten yeni yeni farkındalıklar olsun diyoruz. Yeniden başka bir programda inşallah, bu sefer hani dediniz ya Mustafa Bey'i, sizi ve Halil Başkanımızı ağırlayalım. Şöyle tatlı bir muhabbet olsun. Tabii değil ki, mi? Çok güzel. Yani renk katmak lazım. Sizleri şu an izleyenler de bence büyük keyif alıyorlar. Çünkü onlar diyor ki ne kadar güzel. Hayata dolu dolu sıkı bir şekilde sarılmış diyor Selman hocamız. Mesajlar var mı diye son kez bir bakalım. Veda edeceğiz.
Kuş olsan da kurtulamazdın elimden, eğer görsem idi göz ile seni. Dağlar çiçek açar, Veysel dert açar, yeter artık yumma gözün kör gibi. Aşık Veysel. Çok Taylan Küçüker, Taylan başkanımıza selamlar. Salman hocama selamlar. Gönül gözüyle çalışan hocama başarılar dilerim demiş. Muhammed Yavuz Şimşek yazmış. Teşekkür ediyoruz Muhammed abiye. Teknoşim bilgisayar. Evet, çok teknoşim destek oluyor mu Allah size? Allah razı olsun. Evet. Ben üniversiteden beri Muhammed abiyi tanıdım. Ne güzel. Benim arızalı bilgisayarlarımı hep götürdüm. Harika. Kahrımı çekiyor diyorsun. Çok kahrımı çekti. Efendim programın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz Selman Deveci'ye, Devecioğlu'na ve biz de dedik ki efendim bugün farkındalık anlamında engelli arkadaşlarımızın dertlerini, sorunlarını sizlerle paylaşalım istedik. Yeniden başka bir programda birlikte olmak ümidiyle her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Sosyal medyamızdan bugünlük bu kadar. Yeniden görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.